Merhaba değerli izleyenler, Gündem Özel programına hoş geldiniz. Bugün Kayseri Bora Başkanı Sayın Cavit Tursun'u ağırlıyoruz. Kendisiyle hem adli tatil sona erdi, yeni adli yıl açılmış oldu. Yargı sisteminde yaşanan sıkıntılar, bunlara çözüm önerileri, yine Kayseri Barosu'nun seçimleri var. Bu seçimleri genel manada konuşmuş olacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi Çok misiniz? teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah başkanım, Allah bizler iyilikler deyiz, versin. yaramazlık yok. Başkanım, yeni adli yıl açıldı. Evet. Tatil sona erdi. Evet. Ne tür mesajlar ön plana çıktı? Siz de konuşma yaptınız tabii ki. Evet. Yine mesajlarınızı oradan vermiş oldunuz. Yine pandemi süreci ve yargı sürecine değinelim. Yargıdaki işleri etkiledi mi? Davalar uzadı mı? Nedir pandeminin getirdiği? 1 Eylül 2021 Çarşamba günü itibariyle 2021-2022 yargı yılı açıldı. 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar gene uzun yıllardır olduğu gibi bir adli tatil süreci yaşandı. Artık gelinen süreçte ülkemizin geldiği, teknolojinin geldiği, çağın geldiği süreçte adli tatilin kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Bu uzunca bir müddetten beri biz bunu söylüyoruz. Bizimle birlikte pek çok akademisyenler, barolar bunu söylüyorlar. Çünkü adli tatil Türkiye'de %80, %90 insanımızın köylerde yaşadığı, ulaşımın olmadığı ilçelere, il merkezlerine, yani 1920'ler, 30'lar, 40'lar, işte kağnılarla yürüyerek, at arabasıyla gelinen yıllar, yaz aylarında özellikle Temmuz ve Ağustos'ta tarlaların, bahçelerin en yoğun olduğu zamanlar, hasadın olduğu zamanlar, bu zamanda %90'a yakın halkın köylerde yaşadığı bir ortamda insanları hasat zamanı ilçelere ve il merkezlerindeki davalarına, mahkemelerine getirmemek için konulmuş bir şey. Artık günümüzde artık ne köy kaldı, ne köyde yaşayan %80'ler, 90'lar kaldı. Yollar, araba bağlılar, hiçbir yerin bir yerden farkı kalmadı. Artık adli tatil gerçekten çağ dışı kaldı ve yaklaşık 40 gün boyunca adliyelerin, duruşmaların tatil olması gibi bir sonuç. Bir de son 1,5 yıldan beri işte bu salgın süreci sebebiyle maalesef ki tüm organize sanayi bölgeleri, fabrikalarda milyonlarca insan, işçi harıl harıl çalışırken tedbir adı altında ilk kapatılan yerler hemen adliyeler oldu. Süreler durduruldu. Vatandaş karar bekliyor. Vatandaş hukuki sorunlarının bir an önce çözümlenerek önünü görmek istiyor. Geciken adalet, adalet değildir. Biz her zaman şunu söyleriz. Ya tabii ki istediğimiz şudur. Her zaman için adalet yerini bulsun. En doğru, en adil karar çıksın. Ama eğer bu olmayacaksa bile sürünüp gitmesin. Yanlış bile olsa bir karar çıksın. İnsanlar önünü görsün. Şimdi 1,5 yıllık bu böyle bir salgın sürecinin üstüne, adliyelerin kapatılmasının üstüne bir de bu şekilde adli tatil yapıldı. Şimdi 1 Eylül itibariyle de adli yıl başladı. Adliyelerde davalarda büyük bir yığılma var. Maalesef ki işte bir de son yıllarda hukuk eğitimindeki büyük sorunlar, yargıdaki kıdem sorunu, yargının bağımsızlığı konusu, bütün bunlarda üst üste bindiği zaman yargının zaten yıllardan beri var olan sorunlarının üstüne de maalesef ki şu son 10-15 yıldan beri 2007'lerde başlayan Ergenekon balyoz 28 Şubat davası arkasından yaşanan hususlar sebebiyle yargı hep bir sopa olarak kullanılmaya çalışıldı. 12 Eylül 2010 referandumu yetmez ama evet referandumu diye söylenen referandumda yargıyı bir ele geçirme projesiydi. Bunu söyledik ama o zaman birileri gene Türkiye'nin şahlanacağını, şaha kalkacağını söylüyordu. Sonra yargıyı bir cemaatin ele geçirdiğini kendileri en yetkili ağızlardan ifade ettiler. Sonra geri oradan almak için
yapılan yargıdaki yeni gruplaşmalar, 15 Temmuz sonrası yaşanan büyük ihraçlar sonrası ve ülkedeki hukuk eğitiminin kalitesizliği, hukuk fakültesi sayısı, yurt dışı kontenjanlar, bu durum yargıya büyük zarar veriyor. Zaten yargı bağımsızlığı konusunda maalesef ki her geçen gün kötüye giden bir sicilimiz var. Bunu ben söylemiyorum. Bilimsel objektif tüm dünyada evrensel kabul edilen hukuki gelişmişlik endeksli sıralamalarında ve diğer hukukla ilgili sıralamalarda maalesef ki Türkiye hep en sonlardan 3. 5. çıkıyor. Sokağa 130... çıksanız, anket yapsanız zaten ortaya çıkıyor. Zaten vatandaşların yargıya olan güveni hakeza aynen söylediğiniz gibi. Şimdi tabii burada konunun iktidardan kaynaklanan, iktidarın bakış açısından kaynaklanan sebepler var. Yargının kendi içinden gelen sebepler var. Vatandaşlardan gelen sebepler var. Şimdi adalet, adalet, adalet. Bu adalet adliyelerde satılmıyor. Adliyeler adaletin dağıtıldığı, satıldığı yerlerden daha ziyade adliyeler yargı normlarının, kurallarının uygulandığı, cezaların, yaptırımların verildiği yerlerdir. Adalet toplumsal bir bilinçtir. Adalet toplumsal bir bilinçtir. Eğer bugün size bir haksızlık yapıldığı zaman ben susuyorsam, bana değmeyen yılan 1000 yıl yaşasın diyorsam, böyle bir toplumdan adalet çıkmaz. Bana dokunulduğu zaman bağırıyorum. Size dokunulduğu zaman görmezden geliyorsam, aman rahatım bozulmasın, aman beni de yaftalarlar, korkuyum, susuyum diyorsam, böyle bir toplumdan adalet çıkmaz. Adalet toplumsal bir bilinçtir. Şimdi adalet mefhumunu sadece adliye binalarına hapsetmek günah keçisi bulmaktır. Toplumun, bu ülkede yaşayan her bir bireyin kendi şahsi ve bireysel menfaatlerinden çok adalet istemesi lazım. Ama nasıl adalet? Kendime adalet değil, herkese adalet. Bunun için bakın, bizim tarihimizden gelen de güzel de sözlerimiz vardır. Ne derler? Şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Buradaki şeriat hukuktur. Mesela bizim Türk tarihinden gelen töre konuşunca Hakan susar. Bu töre hukuk konuşunca Hakan susar. Eğer Hakan hukuku susturmaya çalışıyorsa, hukuku yaftalıyorsa, işte orada devlet bilinci kalmaz. Adalet bilinci kalmaz. Bugün bizim ülkemizde gerçekten son yıllarda iyice artan bir yargı bağımsızlığı sorunumuz var. Nasıl sağlayabiliriz bu bağımsızlığı başkanım? Bir öneriniz var mı Baro Başkanım? Benim önerim şudur. Böyle hap gibi, hadi şunu yapalım, yap. Kolay. Bunlar böyle değildir. Bunlar uzun süreçler gerektiren şeylerdir. Bunlar 84 milyonu ilgilendiren hususlardır. Eğer bu millet kendi menfaatini savunduğu kadar, kendi emekli maaşını düşündüğü kadar, kendi imarını düşündüğü kadar, kendi makamını, koltuğunu, çocuğuna iş aş istediği kadar adalet isterse ve buna inanırsa, bu ülkeye adalet de gelir, yargı bağımsızlığı da gelir. Eğer bu ülkeyi yöneten iktidarlardan, iktidar namzetlerinden vatandaşın en birincil isteği adalet olursa, bu ülkede yargı da bağımsız olur, adalet de olur. Çünkü İsmail Bey, devlet dediğimiz mefhum, üç eşit erkten oluşur. Yasama, yürütme ve yargı. Ama bu üç eşit erk içerisinde eşitler arasında birinci olan yargıdır. Üçü de millet adına kullanır bu gücü. Yani eğer yürütme erki çıkar da, yürütme, iktidar, yani cumhurbaşkanı bu ülkede olması gereken yetki ve gücünden daha fazlasına veriyorsa bu millet, o zaman kimse
yasamaya da, yargıya da laf etme hakkına sahip değildir benim gözümde. Ama yetkiler yine halkın iradesiyle ya da hukukla verilmiyor mu bu? Yetkiler halkın iradesiyle veriliyorsa eğer, o zaman sonucundan şikayet etme hakkınız yok. Yani hani yargıya güvenmiyorum diyorsa bu halk, ben haklı görüyorum. Ama şurada bir sıkıntı var. Yargıya güvenmiyorsan önce aynada kendine bakacaksın. Aynada kendine bakacaksın. Yargıyı bir erk olarak görmeyen, yargıyı kendisine bağlı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi gören bir anlayışı sonsuz bir yetki ve güçle yürütme yapıyorsan, o zaman yargıdan şikayet etme hakkın yok. Çünkü yargı bir erktir. Yargı iktidarlara bağlı değildir. Yargı Cumhurbaşkanlığına da bağlı değildir. Yargı bir erktir. Ve erklerin içinde en birincil erktir. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı anayasada var olan kuralları ihlal ettiği zaman Cumhurbaşkanını kim yargılayacak? Yargı yargılayacak. İktidar mensupları anayasada belirtilen maddeler doğrultusunda TCK'da belirtilen suçları işlediği zaman kim yargılıyor onları? Yüce Divan sıfatıyla yargı yargılıyor. Doğru mu? Doğru. Vatandaş olarak memursunuz, bir tasarruf yaptı yürütme, iktidar, idare. Kime gidiyorsunuz? Devletin aleyhine yargıya gidiyorsunuz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yargı devlet değildir. Yargı devletin de üstünde bir mefhumdur. Devleti de yargılayandır. Yargı niye var? Hukuk niye var? Hukuk güce karşı, iktidarlara karşı vatandaşın haklarını korumak için vardır. Yargı sınır koyar. Kanun var. Hak verir, bir de sınır koyar. Şuraya kadar senin hakkın der. Şuradan sonrasına giremezsin der. Sınır koyar. İstisnalar koyar, muafiyet koyar. Kime karşı koyar bunları? Güçlüye karşı koyar. Kimi korumak için? Güçsüzü. Yani halkı korumak için. Kartel yasaları vardır. Terörist yasaları vardır evrensel hukukta. Yani kimse bu ülkede elektrik hakkını tek başına elde edip de arkadaş ister kullan ister kullanma, ben kilowatt saatini şuna satıyorum diyemez evrensel hukukta. Kartel yasaları vardır. Yargı müdahale eder. Sen böyle iktidarı gücü ele geçirdim istediğim yapamazsınız. Çok önemli bir nokta. Konu nereden nereye geldi? Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk kavramları vardır. İsmail Bey, çoğunluk ve çoğulculuk. Şimdi bizim ülkemizde maalesef ki bu ülkeyi yönetenler şunu söylüyorlar çıkıp. Milli irade diyor. Ben oradan şeyi aldım, istediğimi yaparım. Yapamaz. Hukuk, demokrasi, vicdan ve adalet sana şunu söylüyor. Evet, sen çoğunluğun oyunu aldın, bu ülkeyi yönetirsin. Ama azınlığın da şu haklarına dokunamaz. Öyle ancak mi? Sınırlarını genişletebilir. Sınırlarını anayasanın koyduğu kurallar kadar, olağanüstü dönemlerde bile OHAL düzenlemeleri olsun, KHK'lar olsun, bunların hepsi anayasada yazılı. Diyor ki, zorunlu hallerde şunlara müdahale edebilirsin, şunları kısıtlayabilirsin ama şunlara zinhar dokunamazsın. Yani olağanüstü hal oldu diye, arkadaş ben artık yargılamaya margılamaya ne gerek var ya savcıya mahkemeye, kurun dar ağacını, dizin şunları kurşuna diyemezsiniz. Ben seni keyfime göre attım. Seni sürüyorum. Sürgün cezası verdim. Diyemezsiniz. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanamazsınız. Şimdi tüm bunlar bizi hangi yere götürüyor? Tüm bunlar bizi tüm dinlerin, tüm insanlık tarihinin ortak değerlerine götürüyor. İşte bu da insanlığın ortak değerleri olan evrensel hukuk ilkeleri diye çıkan masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi. Ben suç işleyebilirim. Benim işlediğim suçtan dolayı
benim kardeşim, oğlum, anam, babamı cezalandıramazsınız. Niye? Suç ve cezanın şahsiliği ilçesi vardır. Masumiyet karinesi. Herkes yargılanabilir. Yargılanmadan ya kesinleşmeden suçlu ilan edilemez ilçesi. Bunun gibi hukuk devleti ilkesi. Bakın bunların içinde en önemlisi belki de hukuk devleti ilkesidir. Niye? Hukuk devleti ilkesinin en basit anlamı şudur. Kuralı koyanın önce kendi koyduğu kurala uymasıdır. İktidar, devlet bir kural koyuyorsa vatandaştan önce o kurala kendisi uyacak ki vatandaş da bakacak. Ya uyuyor. O zaman ben de uymalıyım. Ha, kuralı koyan kurala uymazsa, yani örnek verelim, somut örnek olsun hatta, pandemi, salgın sebebiyle genelgeler çıkartıp vatandaşa, arkadaş sen ananın babanın cenazesine 30 kişiden fazla katılım olmayacak, senin oğlun kızının düğününe işte 50 kişiden fazla katılım olmayacak deyip de kuralı koyan 100 bin kişiyle cenaze namazı kılıyorsa, kuralı koyan 3 bin kişiyle düğün yapıyorsa, efendim 8 metrekare kuralına uymadan 300 kişiden fazla da kişiyle genel kurul yapamazsın deyip de lebalep dolu salonlarda on binlerce çift katlı otobüs gibi birbirlerinin de şeyine binip de maskeler de elde halay şeyi gibi kullanılıyorsa, işte o zaman hukuk devletinden de bahsedemeyiz, vicdandan da bahsedemeyiz. Karşımıza başka bir şey çıkıyor İsmail Bey. Karşımıza başka bir şey çıkıyor. Bakın bu bilim, bilim. Emile Durkheim isimli bir felsefeci, bir düşünür. Bundan 100 yıl önce bir kitap yazmış. İntihar. Kitabın ismi İntihar. Ve bir kavram oluşturmuş. Binlerce yıllık insanlık tarihini ve toplumları inceleyerek. Anomi, kuralsızlık, değerlerin, kavramların anlamını yitirmesi. İşte şu anda Türkiye'nin bir müddetten beri yaşadığı şey tamı tamına birebir ve aynen biz anomiyi yaşıyoruz. İnsanların geleceğe, ülkelerinin geleceğine, evlatlarının geleceğine yönelik güvenlerindeki sarsılma, şevk kırılması, heyecan yokluğu, kuralsızlık şiddet doğurur. Hani şimdi bakın bu ülkede herkes şimdi anlayamıyor ya. Ya ne oldu diyor bu toplum diyor ya. Korkunç bir şiddet. Sokakta şiddet, trafikte şiddet, hayvana şiddet, çocuğa şiddet, şiddet oldu şiddet. Sebebi ne biliyor musun? Kuralsızlık. Anominin sonucu kuralsızlık. Kuralsızlık. Kişi ben bu kurala uyarsam kurala uymamın ödülü yok. Cezası var. Enayi yerine konuluyorum. Düşünüyorsa artık kuralsızlık gelişir. Kişi ya benim vergi borcum var, emlak borcum var, prim borcum var. Ya ben ödüyorum da ben işte aşımdan kesiyorum, ekmeğimden kesiyorum, borç alıyorum. Kimse ödemiyor. Af çıkıyor. Bir de onlar paranın değer kaybetmiş haliyle faizi silinmiş, indirim. Bir dakika diyor ya ben enayi miyim diyor ya. Ben de diyor ödemiyorum diyor. İşte bakın bu kişi bakıyor birisi geliyor oradan. Alnında milletvekili diye yazmıyor yani işte son günlerin popüler konusu. Milletvekiliysen milletvekilisin, bak vekilsin, milletin vekilisin. Ya yetkinin aslı asile aittir öyle mi? Aynen. Yetkinin aslı. Milletvekili de olsan kırmızı ışıkta duracaksın. Durmak zorundasın. Cumhurbaşkanı da olsan durmak zorundasın. Halk görecek. Bakın şimdi trafikte yaşıyoruz. Eğer oturalım doğru konuşalım. Her gün gözümüzün önünde ya. Bazı araçların kırmızı ışıkta millet dururken tiko tiko geçtiğini görüyorsunuz. Doğru mu? Evet. Vatandaş bakıyor. Bir dakika diyor ya. İşte fırsatını bulduğu zaman herkes geçiyor. İşte bu kuralsızlığı. Kuralsızlık şiddeti doğurur. Kuralsızlık öyle bir yaygınlaşır ki anomi sonuçları, yani bu programın konusu değil ama aslında size de bir programcı olarak cidden tavsiye ediyorum. Bu işin uzmanlarını lütfen
lütfen birkaç program yapın bu konuyla ilgili. Günümüzdeki Türkiye fotoğrafını birebir çekin ve görün. İşte yargının sorunları diye söylediğim şey, yani hiç ortada kuyu var yandan geç oynamadan konuşuyorum. Açık ve net söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Bu bizim sorunumuz. Yani bu bir tek yargı deyince sakın ha hakim, savcı, avukat, mahkeme. Hayır, o konunun şuradaki kısmı. Şimdi güzel bir yemek diyoruz. Öyle mi? Önümüze bir yemek geldiği zaman ya güzelmiş. Efendim o yemek sadece aşçının başarısı değildir. İsmail Bey. Evet, çiftçinin başarısı. Güzel bir ekim yapılmış, güzel malzemeler, çiftçinin başarısı, güzel bir hasat yapılmış, zarar verilmeden getirilmiş, market giden bunu alan kalitelisini seçmiş, kesen güzel bir şekilde doğramış, sunum güzel bir şekilde yağ yapılıyor. Yani biz bir tek aşçıyı görüp yemek iyi ya da kötü. Hayır, bu değil bir tek. Şimdi bunun gibi yani yargı diye söylediğim şey. Öncelikle bu sorunu çözebilmek için yargıda bağımsızlığı ve güvensizliği ortadan kaldırmak için halktan önce bizi yönetenlerin kurala uyması lazım. Anladığım bu. Halkın uyması da bunu, lazım, evet. Halkın da bunu istemesi lazım. Yani yöneticiler şimdi tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Ben şunu da her yerde açıkça söylüyorum. Yani şu kolaycılığa kaçmayacağız. İsmail Bey, günah keçisi aramayacağız. Herkes kendisine bakacak. Herkes tek tek kendisine bakacak önce. Yani hemen topu işte iktidar yapmıyor bunu. Hayır efendim, bu iktidar diye söylediğimiz insanlar da aydan uzaydan gelmiyor. Bizim içimizden çıkan insanlar. Efendim ben bu iktidarlara, yönetimlere güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun? Bunlar kötü. Hayır, bir dakika. Kaymak diyorlar bozuk. Bir dakika, eğer kaymak bozuksa süte bakmak lazım. Öyle mi? Demek ki sütte de bir sıkıntı var ki bu sütten de bu kaymak çıkıyor. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Adalet diye, hukuk diye, vicdan diye söylediğimiz her şey geliyor, vicdanlarımıza geliyor. Şimdi ben bir ortama girdiğimiz zaman, özür dilerim, vatandaşlar sorarlar veya da arkadaşlar, dostlar. Ya avukat bey, başkan, ya haksızın davasını alıp da nasıl savunuyorsun? Ben de Allah'ım, ben bunca yıllık avukatım, hiç büromdan içeriye haksız insan gelmedi. Ben de hiç haksız insan görmedim. Doğru. Ben görmedim. Herkes ben haklıyım diyor. 50 yaşıma geldim, ben hiç haksız insan görmedim. Herkes gelince madalyonun kendi işine gelen kısmını o kadar güzel anlatıyor ki. Nasreddin Hoca'nın hesabı. Hocayı kadı yaparlar, davacı gelir, anlatır. Hoca sen haklısın der. Davalı anlatır. Davalıya valla sen de haklısın der. Hanımı da orada oturuyormuş ya. Hoca der. Böyle kadılık olur mu? İkisinden biri ya. Biri haklı çıkacak. Valla hanım sen de haklısın der. Şimdi herkes önce şapkasını masaya koyacak. Elini vicdanına koyacak. Herkes haklı. Öyle bir şey yok. İşte burada ortaya menfaat kelimesi çıkıyor İsmail Bey. Menfaat. İnsanlar menfaatleri için bile bile siyaha beyaz diyor, beyaza siyah diyor. İşte hukuk şunu yapar. Hukuk evrensel normların, soyut kuralların somut olaylara uygulanma sanatıdır. Bunu uygulayacak hakimi, savcısı, avukatı neye göre? İşte bilirkişi raporları, işte gelecek belgeler, iktidarların, Adalet Bakanlığı'nın yargı kararlarına saygı duyması, şahitlik tamamen vatandaşlarla ilgili. Bir geliyorlar, İsmail Bey, gelin bir gün adliyeye, izleyici, arkaya geçin, hiçbir şeye karışmadan, Allah'ınızı severseniz oturun. Davacının şahitleri geliyor. Davacının işine ne geliyorsa onu söylüyor. Davalının şahitleri geliyor. Onun işine ne geliyorsa onu söylüyor. Bunların hepsi bizim insanımız. Bunların hepsi bizim insanımız. Evet. Ve tek bir olayı anlat. İki kişi arasındaki, yani biri A'yı biri B'yi anlatmıyor. İkisi de aynı olayda güya gördüğünü anlatıyor.
Ya arkadaş, bir olayın bir oluş şekli vardır. Öyle mi? Aynen. Ya yargı ne yapsın? Sen şahit olarak bunu yapıyorsan, sen davacı davalı olarak, sanık tanık müşteki olarak bunu yapıyorsan, bir kişi doğru rapor vermiyorsa, idare yargıya yardımcı olmuyorsa, ülkeyi yönetenler yargı kararlarına saygı duymuyorsa, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, yargı ne yapsın? Bakın, benim görüşüm bu. Bu konuda şu toplum. Neysek, biz neysek, hani hadis-i şerifte geçtiği gibi ne diyor? Layık olduğu gibi yönetilirsiniz. İyi olursak iyi şeylere layık oluruz. Kötü olursak kötü şeylere layık. Bugün eğer yargıdan dert yanıyorsak, öncelikle söylediğiniz gibi herkesin kendisine bakması lazım. Başkanım, biraz da şu kongre süreçlerine, sizin genel kurullara girelim. Türkiye'de baroların genel kurulları yapıldı mı? Pandemi süreci nedeniyle işte kongreler vesaire ertelenmişti ama siz eleştirdiniz. O dönemde de biliyoruz, AK Parti'nin kongreleri ya da diğer partilerin kongreleri yapılırken barolarınki niye yapılmıyor diye eleştirmiştiniz. Net tarih belli oldu mu? Efendim, şu anda Allah izin verirse 5. kez seçim kararı aldık. 5. kez seçim kararı aldık. Ertelenmezse 5. kez. Ertelenmezse bu Temmuz ayında 5. kez seçim kararı aldık. 1136 sayılı avukatlık kanunu ilgili amir hükümlerindeki usul, süre ve şekil şartlarına uyarak 4-5 Eylül, 11-12 Eylül, yani yarın cumartesi günü 4'ü, yarın ilk toplantıda genel kurulun yapılabilmesi için yarıdan bir fazla kayıtlı, yani bizim baro için 1121 avukatın gelirse genel kurulu yapılacak. Ama bizde, bizim baromuz dahi yaklaşık 90 yıldır, 100 yıldır böyle bir gelenek yerleşmiş. Ne? İkinci. Hep ikincide yapılır. Bizde tüm hazırlıklarımızı ikinciye göre, yani 11 Eylül cumartesi günü genel kurul, 12 Eylül pazar günü de adliyede sabah 9'dan akşam 5'e kadar, kanunda yazılı bunların hepsi, yani saatlerine varıncaya kadar. Gerçekte 1136 sayılı avukatlık kanununun amir 81-82. Maddelerine göre baro, genel kurul ve seçimleri çift yılların Ekim ayında yapılır. Yani gerçekte bu seçimin 2020 yılının Ekim ayında yapılması gerekiyordu. Biz 2020 yılının Ağustos ayında, bir ay önce kuralı vardır, 30 gün önceden karar alma şartı, biz 30 gün önceden kararı aldık. İlan ettik, kesin yapılacak. 2 Ekim, 3 Ekim, 9, 10 Ekim diye karar aldık. 1 Ekim günü bir genelge çıktı. Olmayacak, akla mantığa aykırı. Siz kanunla düzenlenmiş bir konuda genelge çıkartamazsınız. Genelgeyle seçim iptal edemezsiniz. Bu böyle basit bir seçim değil. Kanunda düzenlenmiş. Üstüne zaten üstüne bu okutulur yani şeylerde, sadece hukuk fakültesinde değil, diğer okullarda da ders olarak kanun, genelge, yönetmelik diye neyse o sıralama. Anayasa en üstte. Kanunlar bir altta. Yönetmelikler, genelgeler. Genelgeler en alttadır. Hı. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Genelge şudur. Normlar hiyerarşisinde, İsmail Bey, genelge yoktur. Normlar hiyerarşisinde genelge yoktur. Genelgeyle yasak koyamazsınız. Halka yönelik, topluma yönelik genelge çıkartamazsınız. Genelge ne biliyor musunuz İsmail Bey? Burası TV1 Kayseri. Doğru mu? Siz buranın, varsayalım ki, genel yayın yönetmenisiniz veya da işte yönetim kurulu var. TV1 Kayseri çalışanları için İşte sabah şu saatte geleceksin, geldiğin zaman üstünde şöyle elbise olacak, işte iskarpin ayakkabı giyeceksin, şunu şöyle. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı personeli için bir düzenleme getiriyorsa bunun ismi siz halka İçişleri Bakanlığı'nın kendi personeli için çıkardığı düzenlemedir genelde.
Ama işte bizim ülkede maalesef ki bir müddetten beridir. Yani bütün kavramlar, hukuk, her şey karıştırıldığı için şimdi genelgeyle yok işte çok da ilginç bir süreç yaşanıyor. Bilim kurulu tavsiyesi kimsenin gördüğü yok. Sağlık Bakanlığı'nın şuyu böyle bir yazıyla olmaz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonra bir de ne oluyor? O genelgeler güya illere gönderiliyor. Bir de hayali bir kurul var. Gerçekte bu kurul hayali, bunu söyleyeyim ben size. İl Hıfzı Sıha. İl Hıfzı Sıha kurulu. Yok öyle bir şey. Siz de üyesi misiniz? Yok. Bizi almazlar. Yani biz gerçeğiz çünkü. Biz konuşuruz. Biz itiraz ederiz, biz sorgularız. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi 81 ilde valiliklerde yazı işleri müdürlüklerinde genelge şöyle kes kopyala yapıştır. Başta A valiliği İl Hıfzı Sıha kurul kararı diye söylüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini şurada o kağıtçıya kopyaladıkları zaman bu İl Hıfzı Sıha kurul kararı oluyor. Nerede toplandın? Nasıl toplandın? Gece 23, gece 10, 01. Yani ya arkadaş bunlara gerek yok ya. Bakın konudan konuya atlıyoruz. Bizim bu konuda iktidara çok makul ve mantıklı bir teklifimiz oldu. Normalde baro yani oda başkanları vesaire koltuklarını korumak için seçim istemezler. Ne kadar ertelenirse o kadar iyidir ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Efendim seçim, evet. Seçim, sandık, seçim sıkıntıların çözümüdür. Güzel bir şeydir. Yaptığınız yanlış mı, doğru mu? Testtir bu. Bir de geçin bunu. Kanun. Biz bir oda değiliz. Biz baroyuz. Yani biz oda olsak avukatlar odası diye yazar bizde. Avukatlar odası. Biz yargı erkinin savunma kurumuyuz. Yargıyı yargı yapanız biz. İddia, savunma, karar. İyi dikkat buyurun İsmail Bey. Savunma tam ortada. İddiayla kararın ortasında savunma var. Savunmanın olmadığı bir yargı yargısız infaz diye söylenir. Engizisyon diye söylenir. Evet. Biz yargıda vatandaşın temsilcisiyiz, sesiyiz. Vatandaşın haklarını temsil ederiz biz. Biz yargının insani yüzüyüz, adil yüzüyüz, vicdani yüzüyüz. Yoksa aksi halde bir iddia olur, bir karar olur. Birisi sizi itham eder, biri de sizi infaz eder. Ağzınızı açma hakkınız yok. Ya yapmayın, ben yapmadım. Ben o saatte şuradaydım. Ya bu benim hakkım deme hakkınız yoksa bu yargısız infazdır. Şimdi bizim seçimlerimiz her şey saati, dakikası, aralığı, eni, boyu, sonu her şey kanunda düzenlenmiştir. Biz 2020 yılının Ağustos ayında seçim kararımızı aldık. 2-3-9-10 Ekim kanunun amir hükmü. 1 Ekim'de bir genelge çıktı. Arka bir zaten şöyle başlıyor. Güya bir bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı yazısı, İçişleri Bakanlığı genelgesi, İl Hıfzı Sıha kurul kararı. Ya arkadaş benim seçimimle sizin hiçbirinizin ilgisi yok. Baro seçimlerini ben yapmıyorum. Baro yapmıyor. Baro seçimlerini seçim kurulları yapar. Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı. Cumhurbaşkanlığı seçimini de, milletvekilliği seçimini de, belediye seçimlerini de, baro seçimlerini de. Sandıkları kuran, sayan, sonuçları açıklayan, mazbatayı veren Yüksek Seçim Kurulu'nun il ve ilçe seçim kurulları vardır. YSK'ya bağlı. Baro seçimlerine İçişleri Bakanlığı'nın, iktidarın, İl Hıfzı Suha'nın, valiliğin böyle bir yetkisi yok. Biz gittik dava açtık. İlk seçim iptaline karşı. YD'li iptal davası açtık. Yürütmenin durdurulması talepli iptal davasını açtık. Hemen açar açmaz da hem tüm üyelerimize duyurduk. Dava dilekçesini, harç belgelerini, şunu bunu internet sitemize konuyla ilgili tüm 43 ek belgeyi koyduk. YD talebimiz reddoldu. Yürütmenin durdurulması talebimiz reddoldu. İtiraz ettik Ankara 12. İdari İstinaf'a. İtirazımız da
reddoldu. Temmuz ayında mahkemeden karar geldi bize. Biz kazandık davayı. Bu sene Temmuz ayında. Yediğimiz red, davamız kabul. Enteresan. Yani saçma sapan bir konu. Yani hiçbir hükmü yok davaya karar. Karar da mahkeme gerekçeli kararda aynen benim söylediklerimi söylüyor. Benim yazdıklarımı söylüyor, benim şu anda söylediklerimi söylüyor. Siz diyor karışamazsınız diyor. Baro seçimleri diyor kanunda düzenlenmiştir. Baro seçiminin yapılıp yapılmayacağının karar merciği yargıdır. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu en son makam yüksek seçim kuruludur. Genelgeyle düzenlenir. Hırsı suhayla, İçişleri Bakanlığı'yla şundan bundan ilgisi yoktur diyor. Her neyse birinci genelge çıktı. 1 Ekim tarihli bütün baroların seçimleri 3 ay süreyle iptal ettiler. 1 Aralık'a kadar. Biz 1 Aralık'tan önce işte bu şey bitiyor. Yeniden normalleşme bitiyor. Başlayacak diye. Biz Ekim ayının sonunda 1 aylık süre var ya kanuni. En az 1 ay önceden 30 gün önceden karar alma zorunluluğumuz var. Karar aldığınız günden 30 gün geçtikten sonra ki cumartesi, pazarlı hafta sonları yapabiliyorsunuz. İkinci seçim kararımızı aldık. Bu sırada Kasım ayının sonunda ikinci bir genelge daha çıktı ki 3 ay daha 1 Mart'a kadar seçim yapamazsınız diye. Tüm barolar için gene tüm Türkiye çapında. Buna da itiraz ettik. Ama tabii tüm red. Yani işte yargı bağımsızlığı diye söylediğimiz konu. Yargı iktidarların emrine girerse açtığınız hiçbir davadan da bu şekilde maalesef ki sonuç alamazsınız. 1 Mart'ta kadar yasaklandı. 1 Mart'ta hatırlayın biraz hafızamızı zorlayalım. Maşallah çıkardıkları her bir genelge bir öncekinden de farklı çıkartıyorlar. Hiçbir genelge bir önceki genelgenin aynısı olmadı. Saat 14'e kadar çıkabilirsin. Sonrakinde saat ondan sonra çıkamazsın. 65 yaş üstü söyle, 20 yaş üstü böyle. 8 metrekare kuralı 2'ye indi, 6'ya çıktı, 300'dü, 400 yaptı. 1 Mart'ta başka bir sisteme geçildi. Ne? Harita, renkli harita. İşte sayılara göre işte kırmızı, turuncu, kahverengi falan. İlk çıktı. Pazar günleri tüm sokağa çıkma yasağı var tüm renklerde. Kırmızılarda hem cumartesi hem pazar sokağa çıkma yasağı var. Kırmızıda genel kurullar hiçbir şekilde yapılamıyor. Diğerlerinde de kişi başı 8 metrekare kuralı ve azami 300 kişi sınırıyla pazar günü hariç yapabilirsin diye bir şey çıktı. Biz tuttuk o. Çıkan ilk genelgeye göre de Kayseri o zaman 47 idi ilk açıklanan şeyde. Ve neydik? Kahverengi miydik? Turuncuydu. Yani. Turuncuyduk. Ağzınıza sağlık. Ona göre karar aldık. Cuma, cumartesi günü diye karar aldık. Genelgeye belirtilen şey. Yani yeter ki yapalım artık ya. Yapak da tek şu bitsin şu gürültü. 3 hafta mı 4 hafta mı geçti geçmedi. Kayseri'de sayılar tık 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 hatırlıyorsanız haftalık açıklanıyordu. Renkler de 15 günde bir değişiyordu. Şu il şu kategoriye inecek çıkacak. Kayseri kırmızı kategoriye çıkınca bizim 3. genel kurul gene iptal oldu. Bu defa araya Ramazan bayramı girdi biliyorsunuz 17 günlük. Ramazan girdi arkasından Ramazan bayramı işte yok 17 Mayıs'tı sonra 1 Haziran'a kadar uzatıldı yasaklar sokağa çıkmış bu. 1 Haziran'da yeni bir genelge çıktı normalleşme genelgesi diyerek de 1 Haziran. Dediler ki pazar günü gene sokağa çıkma yasak pazar günü yapamazsınız. Diğer günler yapabilirsiniz. Yalnız biz bu arada şunu söylüyoruz sürekli. Bakın diyoruz bu yaptığınız gene kanuna aykırı. 1136 sayılı avukatlık kanununda avukat sayısı 400'ü geçen barolar için amir hüküm var.
genel kurul cumartesi günü yapılır, pazar günü seçim yapılır. Yok, ne derseniz deyin. YSK da tüm itirazlarımızı reddetti. YSK da. Biz diyoruz ki ya kanun amirlik mi? Yok. Diyor işte genelgede sokağa çıkma yasağı varsa siz de buna tabisiniz. 1 Haziran genelgesine göre tuttuk, karar aldık gene. 1 Haziran genelgesine göre tuttuk. Yanlış olmasın. 3-4 10-11 Temmuz tarihlerine 30 günlük süreyi de şey ettik. Cuma cumartesi diye karar aldık. Genelgeye göre. Kanunda cumartesi pazar. Kanunda cumartesi pazar yazılı. Biz sırf yapak da bu dedik. Şu seçimi artık bir yapak da. Tamam ha, sizin söylediğiniz olsun. Cuma cumartesi pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Koymadık. Bak bile bile sırf yapmak için seçimi kanuna da aykırı karar aldık. Genelgelerine uygun. Güzel. Yapıyoruz. Her şey yolunda. 11 Haziran günü yeni bir genelge çıktı. Baro seçimleriyle ilgili. 400'ü geçen barolarda sadece cumartesi pazar yapabilirsiniz. Ya arkadaş biz bunu bir yıldan beri söylüyor. Biz söylüyor. Bu defa 11 Haziran genelgesine göre 11 Haziran günü karar alsak 30 günlük sınır sebebiyle 17, 18, 24, 25 Temmuz'a en erken karar alıyoruz. Yani başı Kurban Bayramı 17, 18, 24, 25 Kurban Bayramı sonu. O 9 günlük tatil kimse yok. Kimse yok ve bir de adli tatil giriyor bir de 24, 25 de aynı zamanda adli hem Kurban Bayramı sonu hem adli tatil. 100-200 avukat ya kalır ya kalmaz. Bunun üstüne biz gene tabii itirazlarımız şunu bunu yaptık. Ama istediğiniz kadar yapın. Sonuç çıkmıyor. Temmuz ayında da karar aldık. 4-5, 11-12 Eylül 5. kez seçim kararı aldık. İnşallah son gün, son an, son saat yeni bir genelge, talimat, rüzgar, fırtına çıkmazsa 11 Eylül'de Kadir Has'ta genel kurulumuz, 12 Eylül pazar günü de adliyede 12 sandıkta, 12 ayrı sandık kurulacak. Orada da seçimlerimiz yapılacak. Yönetimizde kimler var başkan? Listeyi açıkladım. Ben zaten geçen sene açıkladığım listenin birebir aynısı. İşte tam geçen sene bir yıl önceydi. Eylül ayında, Ekim'deki seçim için listeyi açıklamıştık. Her biri birbirinden kıymetli, liyakat ve ehliyet sahibi, tecrübe ve bilgi sahibi, tüm baroyu temsil edecek şekilde biz de listemizi açık. Yolunuz açık olsun. Allah başkanım razı olsun. Sizin tabii ki sizin şahsınızda diğer hem yönetimizde hem de diğer adaylarda tamam, başarılar dileyelim. Bu arada 60'a yakın baro işte bu süreçte genelde de sayıları çoğunluğu yani bunların yaklaşık 60 baromuzdan yaklaşık 40 tanesinin avukat sayısı 400'ün altında. 400'ün altında avukatı olan barolarımız o ilk o 8 metrekare kuralı ve 300 kişi kuralı sebebiyle zaten 400'e karşı kadar olan, 500'e kadar yaptılar olan, 600'e yani, kadar olan barolarda genel kurula genelde 100-200 kişi katılıyor. Onlar çoğunluğu yaptılar. Arkasından Haziran ve Temmuz'da 15-20 kadar baro yapabildi ki katılımda da ciddi sorunlar da olmuştu katılım sayısında falan işte Haziran ve Temmuz gelince şimdi yaklaşık 20'yi aşkın baroda işte Eylül ve Ekim ayları için seçim kararı aldılar. Seçimlerin yaptırtılmamasının özel bir sebebi var. Yani barolara niye takıldı tabiri caizse. Siyasi partiler tüm genel kurullarını, kongrelerini, illerde, ilçelerde... Ne var ki başkanım yani hükümeti mi seçeceksiniz? Ne yaptı. Hatta diğer turizmciler, TÜRSAP'çılar, bir sürü muhtarlık seçimleri yapıldı. Mahalle muhtarlıkları hatırlayın. Kayseri'de 16 yerde mi yapıldı? Bir sürü yerde seçimler yapıldı. Burada tabii baro seçimlerinin şöyle bir önemi ve özelliği var.
tüm barolar seçimlerini yaptıktan sonra, yani normalde hepsinin 2020 yılının Ekim ayında kanun gereği seçimini yapacaktı. 2020 yılının Aralık ayında da TBB seçimleri vardı. Bu barolardan seçilen delegeler ve başkanlar 2 ay sonra 2020'nin Aralık ayında Ankara'da 348 toplam TBB delegesi, ki o da işte bu 3 ay önceki, yani 2020 yılı Ekim ayına göre söylüyorum, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren çoklu baro kanunu diye bilinen kamuoyunda, esas kamuoyu hep bu konuyu çoklu baro diye bildi. Ama o kanun maddelerindeki esas konu çoklu baro değildi. Çoklu baro gerideki bir konuydu. Esas konu baroların ve TBB'nin seçim ve delege sisteminin değiştirilmesiydi. Ne oldu? Kayseri Barosu'nun çoklu baro kanunu diye bilinen kanundan önceki düzenlemeye göre bizim şu anda Kayseri Barosu'nun 10 tane delegesi seçilecekken bu 3'e indi. İstanbul'un 51 bin avukatla şu andaki eski düzenlemeye göre 170 delegesi olacakken bu 14'e indirildi. Ankara'nın 70 delegesi olacakken 8'e indirildi. İzmir'in 37-38 delegesi olacakken 6'ya indirildi. Antalya'nın 20 delegesi olacakken 5'e indirildi. Bunun gibi. Yani avukat sayısı çok olan, daha fazla hukuk, demokrasi, insan hak ve hürriyetleri konusunda hassasiyeti olan baroların delege sayıları 10'da 1'e, 20'de 1'e, 5'te 1'e, 1/2'lere indirilirken avukat sayısı az olan Türkiye'nin geneline yayılmış baroların delege sayıları da 3'ten 4'e çıkartıldı. Amaç ne başkan? Amaç tabii işte ülkemizde işte 20 yıldan beri maalesef işte iktidarların, yani işte şurada benden olsun, burada benden olsun, burayı da ben yöneteyim, buradan da aykırı ses çıkmasın. Ya oysa ki biz şunu anlatamıyoruz. Kimseye anlatamıyoruz. Gerçekten, veya da biz yanlış anlatıyoruz. Ben yanlış anlatıyorum. Anlaşılamıyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Arkadaş, barolar siyasi parti değildir. Siyasi parti şubesi değildir. Siyaseti siyasi partiler yapar. Barolar hukuk kurumudur. Barolar hukuk konuşur, adalet konuşur, yargının sorunlarını konuşur, kuvvetler ayrılığını konuşur, anayasa hukukunu konuşur, hukukun alanına giren konularda konuşur. Barolar ve avukatlık mesleğinin doğasında itiraz ve sorgulama vardır. Biz biat ve itaat etmeyiz. Biz itiraz ederiz. Mesleğin doğasında bu vardır. Siz bir avukata gitseniz, bir hukuki bir konunuz olsa, size karşı açılmış bir dava var. Avukat tayin ettiniz, adliyeye gittiniz. Avukatınız hakime, hakim bey valla savcı bey de çok güzel bir iddianame hazırlamış. Eline sağlık, bizim müvekkil de bu suçları işlemiştir zaten dese ne dersiniz? Lan bu avukat ne yapıyor? Ha bakın, savunma, savunuruz biz. Savunma sorgulayarak yapılır, sorgular, itiraz eder. Bizim görevimiz, varlık sebebimiz bu. Bunun için kanun barolara insan haklarını savunmak, demokrasiyi savunmak, hukuk devleti ilkesini savunmak, hukukun üstünlüğünü savunmak gibi görevleri barolara vermiş. Avukatlık Kanunu 76. maddesi. Bir yerde işkence varsa biz buna itiraz ederiz, dikkat çekeriz. Bir yerde insan haklarına aykırı bir konu varsa biz buna dikkat çekeriz, sorgularız. Bizim varlık sebebimiz bu. Bunu yapmak muhalif olmak demek değildir. Muhaliflik, yandaşlık, siyaset, siyasi kavramlardır. Bunlar bize uzak olması lazım. Şimdi siz barolar itiraz ediyor, sorguluyor diye baroları hedefe koyamazsınız.
Ama parola, geçmiş dönemde de itiraz edip sorgulamıyordu başkanım. Sanki öyle bir durum ortaya çıktı. Geçmiş efendim, iktidarlarda. Efendim her zaman vardı. Evet. Her zaman vardı. Yani şimdi bakın bu iş ta milattan öncelere gider. Yani savunmanın çıktığı eski Mezopotamya'dan, Antik Yunan site devletlerinden, Roma'dan, işte Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, işte bizde barolar ve hukukun savunma konusu, eğer oturalım doğru konuşalım, bizde 150 yıllık bir geçmişi vardır. Hmm. Ondan önce bizde savunma yoktur, barolar yoktur. Yani bunlar Cumhuriyet'le birlikte gerçek kimliğini bulan, kurulan, mesela Kayseri Barosu'nun kuruluş tarihi 1926. Evet. Türkiye'deki pek çok baro Cumhuriyet'le birlikte kuruldu ve gerçek işlevini de Cumhuriyet'le birlikte, yani insan hak ve hürriyetlerinin geliştiği, artık kulluktan çıkıp birey olunduğu, vatandaş olunduğu, yani barolar hukuk kurumlarıdır, Cumhuriyet kurumlarıdır. Siz kalkar da barolar işte konuşuyor. Ben şunu da söylüyorum. Kanuna aykırı konuşanlar, yetkisini, görevini aşanlar varsa, bak kanunda onun da maddesi var. Hmm. Kanun koyucu onu da koymuş. Görevinin dışına çıkan, amacı dışında kanunda sayılan işleri yapan baroların uygulanacak yaptırımlar da kanunda yazılı. Hmm. Onu uygula. Ama kalkıp da çoklu belediye, çoklu diyanet, çoklu mahkeme, çoklu şu, çoklu bu yokken siz nasıl çoklu baro diye bir kavram getirebilirsiniz? Amaç, dert, çaba yargının savunma ayağını zayıflatmak, kamuoyunun gözündeki saygınlık ve itibarını indirmek. Bunu yaparak devlete zarar verirsiniz, millete zarar verirsiniz, vicdanları yaralarsınız, adalete zarar verirsiniz. Bunun faturası da millet öder, birey öder ama iktidarlar. Siz de ödersiniz bunun faturasını. Peki başkanım, programın sonuna geldik. Zamanı evet. da açtık. Son sözlerinizi alıp bitirelim. İnşallah işte 4-5-10-11 diye aldık. 11-12'de inşallah bir mani keder olmazsa, yeni bir sıkıntı çıkmazsa artık %100 5. kez aldığımız seçim kararını 11 Eylül ve 12 Eylül'de ifa ve icra edeceğiz. Asıl olan vicdandır, liyakattır, emanettir, ehliyettir. Ben vatandaşlarımıza, halkımıza gerçekten şunu söylemek istiyorum. Herkesin dini inancı, mezhebi, etnik kökeni kendisinedir. Bizi bir arada tutacak, milleti millet yapan, devleti devlet yapan değerler hukuktur, hukukun üstünlüğüdür, adalettir, vicdandır. Nasıl? Bir hastalığımız var. Doktora gideceğiz. Ne yapıyoruz? Hastalığımızla ilgili en iyi doktora gitmeye çalışıyoruz. Doğru mu? Soruyoruz. Evet. Bu doktor şu konudan işte neyi... Şunu yapıyor muyuz? Ya bu doktor şu etnik kökenden mi? Şu namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu? Demiyoruz. Demiyordiğimiz gibi lütfen her kim olursa olsun, bunu herkes için söylüyorum, kendim için de söylüyorum. Bizi yönetecek olanları da seçerken liyakat ve ehliyete bakalım. Şimdi bir müddetten beridir siz bizden daha iyi biliyorsunuz bu konuları, sürekli gündeminizde programlar yapıyorsunuz. Mesela iktidarı en çok neyden eleştiriyorlar? Mülteciler. Liyakat ve ehliyet. Evet. Liyakat, anladım. Ehliyet, yani işte hak edeni işte vermiyorsun, işte ne yapıyorsun, işte kendine yakın. Neopolitizm yapıyorsun. Adam kayırmacılık işte. Okuluna göre falanca İstanbul'daki bir İmam Hatip Lisesi'nin ismiyle geçen işte şuralı buradan çıkanları hep işte yönetim kurulu üyesi atıyorsun. Bulunduğun şehir, bölge, her yere bunları kayyum atıyorsun. Şu bu. Liyakat ve ehliyeti iktidarı eleştirdiği kadar herkes önce kendine bakacak. Yani hani bizim geberesiciye yakışıyor demeyeceğiz. Bir şeyi seçerken ya İsmail Bey'i de ben tanıyorum ya. Bana da selam veriyor. Bana da geçen baklava getirmiş. Buna da bir oy... Bir dakika ya. Böyle oy verilmez ya. İsmail Bey bu televizyonun başına getirip... İsmail Bey bu işten anlar mı? İyi yapıyor mu? Geçmişinde ne var?
çizgisi nedir İsmail Bey'in? İsmail Bey'in eğitim durumu, geçmişteki duruşu, çizgisi, yaptıkları, öyle mi? Evet. Buna bakılır. Liyakat, ehliyet, emanet, maslahat, meşveret, bunlara göre karar verilir. Her şeyde. Her yerde. Bunu İsmail Bey yaparsa eleştireceğim. İsmail Bey liyakatsız, ehliyetsiz davranıyor. Bir dakika ya. İsmail Bey'i eleştirmeden önce bir de kendine bak. Sen ne ya? Sen hangi kritere göre belirliyorsun? Ya iyi de o benim arkadaşım, komşum, şu. Olmaz. O zaman öbürü de aynısını yapıyor. Benim arkadaşım diyor. Benim hemşerim diyor. O zaman senin ondan farkın ne? Tencere dibin kara, seninki benden kara. İşte hayatta her şeyi değerlendirirken İsmail Bey, insanların neyi yaptığına değil, niye yaptığına da bakacağız. Çuvaldızını başkasına batıracaksak iğneyi de kendimize batırmasını bileceğiz. İşte biz buna kısaca vicdan diyoruz. Bizi bu toplumda, bu ülkede, bu şehirde bir arada yaşatacak olan şey vicdandır. Adalettir, hak bilincidir, hukuk bilincidir. Ağzına sağlık başkanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Kayseri Baro Başkanı Sayın Cavit Dursun'u ağırladı. Kendisiyle adli yılı konuştuk. Yargı ve sorunları konuştuk. Yine seçime değinmiş olduk. Güzel özetledi. Güzel de tavsiyeleri vardı. Biz de üzerimize düşeni aldık. Bizi izleyenler de umarım almıştır. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.